3C1T'ye hoş geldiniz. Olmadı. Ha evet. Yo oldu da ben bir an daldım. Sıfırladık. Hello ladies and gentlemen. Welcome to 3Y1T. Today it's our 80th episode, right? 안녕하십니까. 새 외국인 한 터키인에 환영합니다. 가리부니 katika kipindi chetu kitamu ya watu watatu kutoka nchi tofauti na mmoja wao kutoka nchi ya Uturuki. Başı kelimelerdi. Oldu. Sonrası Street Fighter'da kara üçgendi. Türkçe alayım hocam. Merhaba arkadaşlar, 3YBT'ye hoş geldiniz. Ben Koreli Çebi. Durun bir adamı kendi dilinde... O gelecek şey. Oraya. Merhaba bikum fitlatayı vahitte. Anı bir devdaba. Anı asma'yı mağrim. Çok güzel dedi. Ben Koreli Çebi. Ben Amerikalı Louis. Ben Kenyalı JJ. Ben Türk İtalyan Mikele. Ben Faslı İsmail. Bravo! Abi sen niye geldin mesela? Fas'tan Türk mü? Ne o gelişiyor? Ne kadar komik bir hikaye. Senin yapman lazımmış bunu anladım. Ne? Ne anlamadım ben. Ha şey. O başlatayım tamam, dedi de sen. Olmuyor. Evet. Yetenek yani. İsmail. Ne oluyor hocam? Çok iyi giriyor 3 dakika öncesinde. Tam o an oldu. Evet İsmail. İsmail, Türkiye'ye neden gelmiştin abi? Okumaya geldim 2016'da. Direkt İzmir'e geldim aslında. Tümer'e gittim Türkçe için. Aha. Ama üst seneye göre bence çok iyi Türkçem var. Evet, maşallah. Teşekkürler ama yani biraz aksan kötü ama iyi. Saçma. Yo, güzel bence. Bence bilmiyorum. Arap bölgesi denilir mi mesela? Fas'ta bir Arap bölgesi midir? Yok. Hani o zaman herkes... Kuzey Afrika değil mi? Ama evet. Değişik bir Arapçanın değişik bir tarzını konuşuyorsunuz değil evet, mi? Lehçe evet. Farklı adı derece. Yani. Evet. Çünkü bizim neydi? Nereliydi? Tunus bir arkadaşımız vardı. Onun Arapçası mesela kulağa çok hoş geliyor. Fransızca gibi Arapça evet, konuşuyor. Onlar bizden daha Fransızca konuşuyor. Değil mi? Evet. Hmm. Alıştın mı Türkiye'ye? Evet alıştım aslında güzel. İsmail kime benziyor biliyor musunuz? Hani bir şarkı vardı ya Aloron Dance diye. Oradaki adama benziyor. Strome. Allah'ım. Yemin ederim ama... onun böyle kardeşi anladım. Her an jüz vidi ile jüve ve parve başlayacak. Zayıf olduğumuz için evet. Orada ne diyor abi? Ne diyor? Aloron Dance ne demekti? Dans edelim. Hadi dans edelim. İki dans edelim. Yani aslında Mikele'ye de sorabilirdim bugüne kadar sormadığın. İzmir'de komik bir şey yaşadım. Bir gün arkadaşımla çıktım yemek almaya gece. Hı hı. Herkes her şeyi kapattılar evet. Kokoreç almaya gittik. İzmir'in kokoreçi de çok güzel. Evet. Aileme. Kokoreç almaya gittik. Adam şey sordu. Nerelisin? Yani Türkçemiz yoktu. Faslıyız. Fas neresi dedi. Afrika'da dedik. Böyle baktı. Siyah değilsiniz dedi. Yani o güzel bir hatıra evet, İzmir'e. Yani... Bir şey diyeceğim, Kenya yani senin için ya da sizin aileniz için bu Kuzey Afrika nasıl bir algı? Ya çünkü sonuçta CIA Afrikan değil. Bir bilmiyorum. Denir mi? Ama ona bakarsan JJ'den daha teni koyuyor. Mesela Ganalılar daha koyu. Ama öyle diyemezsin. Oluyor. Mesela değil. Biz aile içinde bile değişiyor. Kardeşlerim benden farklı. Alex de mesela daha koyu değil mi sende? Dün Alex'i stokladım. Abinin. Ha benim abim ya. Çok yakışıklı adam be. Ay o deli karizma. Vallahi. Güzel geldi Alex... hep oraya gitmiş. Böyle değiştirse. Evet. Evet öyle. Evet. O mu gelsin? Ya şöyle. Ülkeden ülkeye değişiyor. Ülkenin içinde de değişiyor. Random yani random. Yöresel kültür olarak da farklılar ya aslında. Evet çok farklı yani. Ama neye göre... Mesela ben bir wild guess yapabilir miyim? Tabii sizde mesela daha kabilelerin olması. Sizde de kabileler var biliyor musun? Kingdom gibi. Kingdom'uz var evet. Kingdom var. Hani. Oğlum adamlar ama medeniyet. Adamlar Akdeniz'e şeyi var. Tabii. Var. Bizde evet. Medeniyet yoktu. Hakikaten. Şimdi şöyle. Ne biçim konuşuyorsun ya yani. Şimdi bak. O zaman düzeltiyorum. Adamlar Akdeniz medeniyeti. Adamlar Afrika medeniyeti. Aynen öyle. O var yani, ama. Akdeniz evet. ikliminin değişikliği var. Ya Fas Afrika Birliği'ne dahil değil ülke olarak. Evet yani Avrupalılarla şey. Yani İspanya'ya yakın olduğu için evet, daha çok Afrika. Şimdi evet, şöyle aynen. Şöyle anlatayım. Şimdi siz alıştığınız Afrika ha. Görüntüsü. Güzel bunu soruyorum ya. Evet. Ya rahatla şimdi, ya. Şimdi onu anladım. Ha. Çünkü anlamadım senin sorunu. Şimdi neyse o Afrika'yı alıştığını bana benzeyen o tarz adamlar. Sana benzemiyor da renk olarak, ırk olarak. Evet. Onu olarak. Sahara şey var ya. Çöl. Evet. Onun altındaki Güney Afrika'ya kadar o tip insan var. Güzel. Evet. Sahara çölün üstünde yani Fas, Tunus, Libya, Cezayir, Mısır. Daha çok Araplara benzeyen. Hı hı. Araplar mı? Yok. Ha, Afrikalı. Evet. Ama Araplara benzeyen. Anlatabiliyor muyum? Evet evet ama çünkü yani şöyle. Yani teni daha açık, saçları... Mesela sizde Arap harfi kullanılıyor mu? Yok.
kullanılmıyor. Şey. Neyi? Arap harfi. Arap yok, kullanmıyoruz. Arap Latin. Kullanmıyorlar. Siz? Kullanıyoruz. Kullanıyorsunuz. Ha. Akdeniz kültürü işte ya. Ama evet. Influence çünkü, işte abi. Kutayı olan influence'tı. Araplar oraya erişmemiş. Nereye? Altı, Afrika'nın altına çok erişmiş. Yok, bizim Swahilice dili Araplardan da esin. Kelimeler şey var çünkü. Kelimeler kitap var. Kitap diyorlar. Yani götümüzden sallamayalım. Evet. Yani... Hani biz Afrika'dayız ama Maghreb Arabı oluyor. Yani tam Araplar değil, Maghreb Arabı. Maghreb ne demek? Fas, Cezayir, Tunus, Libya. Bunlar Maghreb Arabı. Tam Araplar değil. West. Öyle bir, evet. Bak, Maghreb West demek. Çünkü Swahilice'de Magharibi. West demek. Arapçadan gelen. Anladın? Kenya'nın Hint okyanusa yakın Arapların geldiği o bölgede sana benzeyen çok insan var. Yani, ve Kenyalı ve biz... Var ama tam bana benzemiyorlar yani ayrılabiliyorsun. Yok ben şey diyorum. Ben... Oğlum sen mankensin zaten sana benzemiyorlar. Onu anladık. Yok şey diyorum ten rengi ve saç. Benim gençliğim var ya böyle kıvır kıvırdı maşallah. Hakikaten senin öyle bir saçın vardı. Ay. Fas'ta ana değil. Darija. Darija. Darija adı. Darija. 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 Darija diye bir dağ var ama. Yok. Darija dağı değil. Bu Darija diye böyle. Darija. Darija evet. Darija. Arapça. Aynı zamanda Fransızca. Yok adı Darija. Yani Darija Arapça, Fransızca karışık oluyor. Arapça ile Fransızca'nın karışımı Darija. Darija. Lehçe olarak. Berberice ile aynı şey mi? Yok. Berberice de yerel dil diye öğrendik. Wikipedia. Ya var var berbere ama kabileler olarak kabile oluyor. Anladım. E kabile yok dedin az önce. Yok var ama berbere onlar ama başka. Ama şimdi bak tekrar anlatayım. Yani bildiğiniz kabile değil. Tekrar anlatayım. Mesela müzak atmıyorlar. Abi biz Afrika'yı çözemiyoruz. Müzak yok. Ama yok. Tekrar dur bir saniye. Tekrar anlatayım size. Swahilice dilinde kabile kelimesi var. Türkiye'de ne anlamı geliyorsa Kenya'da belli bölgeden belli dil konuşan insan. Kenya'ya gidersen Sivaslı kabilesi, Trabzon kabilesi. Aynen. O bölgelerden gelen insanlar. Okay. Ama doğru anlatmıştım. Türkiye'de her zaman kabile dediğimiz mızrak, çıplak, hayvanlar içinde savaşan insanlar. Bu ikisi. Ben demedim. Ay, benim yüzünden falan değil. Too white. Benim yüzünden falan değil. Bunu her sene anlatıyorum eğer sen. Ama olay bu. Ulan biz anlamıyoruz. Seyirci nasıl anlıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Sen Tömer'e geri mi dönsen? Neden? Yani biraz daha böyle improve. Bak bölümler çok uzuyor. JJ. Çok fazla dil aynı anda konuşursam böyle oluyor. Sizin gibi tek dil konuşunca nasıl yaptın? Buramdan yedirse ben gidip fışkıracağım. Tek dil olsa şey olacağım ama. Hakikaten ya. Nasıl biz tek dil konuşuyoruz? Bir kere senin dilin kaç tane? Kaç tane? Benim 4. Hepsini birleştir yani full. Derece bir. Dörtte bir. Bir buçuk aslında. Türkçe ve toplamı. Hiç öyle değil lan adam. Fransızca lan adam bakıyor. Bak İtalyanca. Aslında İngilizcem iyiydi Louis. Sonra bir ara presiden seyretmeye başladım. Mahvoldum. Oralara hiç giremezsin. İstenmelerim zaten düşük. Ulan kimse İngiliz... Hatta bana bir şey oluyor. Dört dilim var bazen karıştırıyorum şey. I want to dahaba ile Arapça İngilizce karışık oluyor. Cümle Arapça başlıyor. Neler var? Türkçe var. Arapça, Fransızca, İngilizce var. E sizin ana diliniz bulamıyorum şu an. Derija. Derija? Evet. Yani saydın. O saymıyor. Arapça diyelim. Ha. Okey. Evet. Arapça ile. Kafamda oturmuyor. Peki yani sen normalde Arabistan'da insan Arapça konuşabilirsin ama. Evet. Yani biz. Hamse. Şöyle bir şey var. Hamse. Ha. Ben de biz Arap ülkeli anlayabiliyoruz. Şükran. La şükür. Onlar bizi anlayamıyorlar. Böyle bir şey var. Acaba şey gibi mi işte Azeri Türkçe sil mantığıyla mı yürüyor acaba? JJ 8 senedir burada ve JJ neden ı'ya i diyor? İ'ye ı diyor. Zaten bir şey var. Bir de r'ye l diyor. Niye JJ r'ye l diyor? Sana diyor bunu. Bütün Afrikalılar Türkçe aksanı... Aynı değil. Yok değil. Aynı. Yok Türkçe aksanı. Hı-hı. Aynı. Hani tam çok iyi bir Türkçe konuşamıyorlar. Senin aksan. Konuşma, senin Türkçen bir Fransız Türkçesiyle eşdeğer. Sen, sen Türkçeyi Fransızcadan öğrendin. Benim tanıdığım Afrikalılar Türk dersin ya. Mesela Amir bence müthiş Türkçe konuşuyor. Amir Türk. Müthiş. Ama JJ. Müthiş Türkçe mi konuşuyor? Ankaraca. Ankaraca. Amir Türkçe bir cisim olsa katletmiş o cismi anladın mı Amir? İngilizce. Sen I'ye niye karıştırıyorsun? Mister. Abi bugüne kadar...
yumuşak G'yi çözdüğüme şükret yani. İyi bırak. Niye yumuşak G'yi niye çözememiştin ki? Abi mesela Ertuğrul derdim. Ertuğrul. Çözdüm artık yani. Ama çok kolay uzatmak Ertuğrul. Yani. Çok kolay. Çok kolay. Bir de harika söylüyor ya Ertuğrul, Ertuğrul diye. Ve Ertuğrul demiyorum ki Ertuğrul. R. Ama yok sonunda çözdüm. Sen diyebiliyor musun abi? Ama arada bir oluyor. Ertuğrul. 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 Ne oldu? Hayırdır Fas? Morocco. Yumuşak G. Ertuğrul. Yok ya. Ben başka bir kelime ben, ver. Repeat after me. Yok başka repeat, bir kelime bak, ver. Bak şöyle de sağlam. Sağlam. Tamam söylüyor. Ağır. Ağır. Sen de bakayım. Kerimsiz var ya kendini tatmin ediyorsun her yabancı. Bir şeyden Joel'in söyleyemedi ne vardı ya? Ya çok çok estağfurullah, var ya. Estağfurullah. Estağfurullah. Yok estağfurullah. Hayvan ben. Kardeşim. Beni zorlayan kelimeler genelde edilgen. Bir sürü şey ekliyorsun ya. Çöp kutusu gibi mi? Yok o değil. İttirdi değil de ittirildi. Heh. Gibi, bu sıkıldım bunlar, söylemişti ya işte. Bunlar beni çok işte ittirildi. Onlar beni çok... Sorma ya. Mesela şey de bakayım öf. İttire kaktıra. İttire kaktıra. Hayır i̇ttire onu diyebilir de. Mesela örnek veriyorum. İttire kaktıra. Ozan Can'ı itti tamam mı? Hı. Ama bunun emirini Mikel'e verdi. Evet 3'e bitele Türkçe dersinin sonu. Mikel'e Ozan'a dedi ki Can'ı it. Tamam. Bu durumu anlat. Bu Mikel'e şerefsiz ben sana söylüyorum. Mikel'e'yi Ozan'ı. Bak Mikel'e'yi değil. Yok Mikel'e Ozan'ı Can'ı ittirdi. Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Fas ya. Siz mesela kendi ülkenize ne söylüyorsunuz? Nasıl? Fas mı diyorsunuz? Yok. Maghreb. Maghreb sizin Maghreb. Ülkenizin adı. Ülkenin adı mı Maghreb? Maghreb evet. Peki, yani ben şaşırdım siz Fas diyorsunuz yani. Yani nereden geldi hiç. Ama Fas ama. Fas, Habeşistan, Mısır. Haşişistan ne? Hayır. Yok Mısır zaten Mısır. Yok. Fas'ın adlarından bahsediyorum CC şu anda. Türkiye'deki başka ülkelerin verilen isimleri. Mesela Germany alışmıştım. Almanya. Morocco alışmıştım. Fas. Ben ama de bunlara çok şaşırmıştım. Fas'ın neden Fas olduğunu biliyor musunuz? Ben biliyorum ama... Anlat bir Fas niye Fas? Türk bir sultan varmış. Fas'a gitti bizim kralımız görüşmek için. Sordu şey dediler o Fas'ta şimdi. Bizde Fas bir şehir var adı Fas. Şehrin adı Fas'a koymuş Fas oldu. Evet, şapka Fes mı? Şapka oradan gel. Sipariş alıyorlarmış. Fes çok fazla oradan sipariş gelince. Edildiği için Fas diye kalmış. Biliyorsun Fes'i. Evet evet. 20 yaşındasın. Evet. Biz öğren. Seçim katıldın mı hiç? Hangi seçime? Herhangi bir ülke seçimine ya da kral mı var sizde? Nasıl işler? Kral var evet. Kralımız var. 6. Muhammed. Güzel bir kral. Tamam. İyi bir kral. Kötü bir şey demeyelim şimdi. Yani öyle. Sokakta ne yeniliyor? Salyangoz yeniliyormuş sokakta. Evet. Sizde midye var, bizde salyangoz var. Lezzetli mi? Yani ben çok seviyorum ama kimi anlatsam şey diyor, iğrenç. Yok be ben denemek isterdim mesela. Bence Fransızlar nasıl yapıyorlar? Yani dümdüz yiyor musun yoksa? Hayır. Yok olmayacak. Sen dana gördün de üstürüyor musun? Oğlum bir şey söyleyeceğim de. Sevmiyor bu arada. Salyangoz, her şeyi çiğ yiyorsunuz. Salyangoz yiyorsunuz da. Evet. Salyangoz mekruh. Ya bazı şey diyor mekruh yemiyor. Bazılar şey diyor mekruh niye oluyor biliyor musun? Çünkü debihası yok kesmiyorsun ya. Ama şey diyorlar biz salyangoz alıyoruz. Ona un veriyoruz. 2 gün 3 gün sadece un yiyor. Sonra pisliği çıkartıyor. Sıcak suya koyuyoruz. Burada bir 7 kere... şey yapıyorsun, haşlıyorsun onu. Onun da bir hası oluyor. Tadı neye benziyor? Baharatlı. Niye öyle baktın? Acıktı. Ben bu soruya her zaman diyorum. Sen timsah eti yiyip pasta. Acaba salyan? Yok. Ya kalamar gibi midir acaba? Hani yok. Değil mi? Çok baharatlı. Yani. Suyla geliyor. Ya böyle sence balık tadı gibi bir şey var. Yok, tavuk hiç, balık et nasıl? Tadı gibi bir şey mi var? Özel bir tadı var. Kendine özgü bir tadı var yani. İşte çok onu, merak ettim şu an. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Satılıyor zaten. Ya apartmanın orada yakala bir tane. Satılıyor. 7 kere pişirmek. Markette bulabilirsin. Ben gördüm. Türkiye'de Makro Center falan da mı? Metroda. Şeyi sorsak mesela Türkiye'de lokum gelir, baklava gelir ya akla. Fas denince sence akla ne gelir? Belhanda. Sfuf geliyor. Ne? Sfufu tatlı. Ha, bademden tatlı. Yapılıyor evet. Neydi? Badem, zeytinyağı öyle bir şeyler karıştırıyor. Çünkü güzel. Bir de bahsetmediğim bir şey var kuskus. Yaşlı insanlar arasında elleriyle. Eski bir... Tradition gibi geleneksel. Evet ama eskide kaldı. Artık herkes şeyle... Çatal. Evet. Yok bu... çatal değil kaşık. Ben elle yenilen yöresel nerede vardı ya? Bizim Ugali var ya. Ha doğru sende de var. Bizim Ugali var ya.
elle yenilen yemekler lezzetli görünüyor abi. Evet, o yüzden anneannemle otururken o elle yiyor. Şey diyor, bu lezzeti bu zaten. Ben diyorum ki afiyet olsun abi, ben kaşıkla yiyeceğim. Hindistan'da hani yiyorlar ya köriyi böyle elle bandırı falan. Acayip iştahımı açıyor abi. Ben ama onu sevmiyorum. Yani. Mesela sulu bir şeyi elle yiyemezsin. Evet. Abi sen ben ugali yerken görmedin ha. Aslında çok bir atasöz var. Atasöz var. Hanuz ubinin pis ama lezzetli. Yani o zaten en pislik şeyler en tadı güzel olan şey. Balık paçak elle, bunlar yenir elle. Ben ugali'yi anlatıyorum. Alıyorsun, şöyle yapıyorsun, bir büküyorsun böyle. Cece sana suyu... bir sır vereyim mi? Kimse ugali'yi merak etmiyor. Sizin başkent kesin Marrakeş sanıyorlardır. Ha, ama evet. Biliyor musunuz başkenti? Rabat. Rabat. Evet. Rabat. Rabat. Çünkü Marrakeş çok Rabit, turistler Rabat, oraya Rabat gittiği için. Oranın İstanbul'u Marrakeş bence ama başkent. Evet. Başkenti Rabat. Evet. Herkes oraya gidiyor. Güzel bir şey. Ama... Deve var mı? Deve var. Adam deveyle çölde mi geziyorsunuz? Oha yok. Araplar. Tamam abi kısmak yok. Şeyde çölde oluyor. Turistler orada biniyor. Hani güzel gezdiriyorlar. Ama bir turist eğlencesi gibi değil evet mi? Yoksa şehirde kimse yok, deve yok takılmıyor. Evet. Yani. Sen develer çölde olmasın lazım. Peki turistler yani mesela geldiği zaman mesela... İzmir'de vardı deve. Barbaros Bulvarı'ndan develer iniyor falan. Abi. Mesela ben Mısır'a gittiğim zaman... Gittin mi Mısır'a? Gittim ben. Vay be. Savaştan önce gitmiştim. Tamam. 2003-2004 Fili annemin ekmeğini yerken. Turist olarak mı? Turist olarak. Ailecek gittik. Mesela kıyıdan bu tarafa geçtiğimiz zaman içeride mesela böyle bir Arap ülkesi andırıyor onu hissediyorsun. Ama sahile gittiğimizde de o kadar çok turist vardı ki. Evet, yani kokteyller, içkiler sanki böyle Avrupa'da ya da Rusya'da bir yerdeymişsin gibi. Üstsüz güneşlenenler. Hani, Fas'ta da öyle oluyor mu? Var öyle bir şeyler. Herkes açık. Hani Avrupa'nın havası var bizde. Bazılar şey diyor... Fas, Saudi Arabistanlar gibi böyle kapalı falan ama öyle değil. Yani açık. Anladım. Ama çoğu yerde zaten o stereotipik algı var yani. Hani tek tip bir insan diye ama çok değişebiliyor yani evet kültürler. Ama bu stereotip mesela Suudi Arabistan'da gerçek. Evet kesin. Yani örtünmek yasası gibi olan yerlerde aynen gerçek. Ama mesela Fas'ta adam diyor ki orada isteyen örtünüyor, isteyen örtünmüyor. Türkiye'deki gibi yani. Mesela babam İran'a gitmişti, Tahran'a ve o zannetmiş böyle aşırı kapalı bir yer. Çünkü korkarak da gitmişti. Evet. Diyor ki Tahran'a hani o kadar modern bir yer ki aslında. Sadece üstüne şey var. Öyle onun dışında ne bileyim Avrupa'nın herhangi bir şehir diyebilirsin diyor. Ya yani İran'da mesela öyle bir imaj. Zaten çok büyük medeniyet belli bir devrimden sonra geriye dönüyor. Öyle değil dedi. Sonradan seçiyorlar öyle olmuyor. Bu arada evet, Türkiye'de en beğendiğin, biz hepimiz zaten milyar kere sorduk birbirimize. En beğendiğin şey ne? Yemek olarak ilk soralım. İskender. İskender mi? Tatlı İskender. Tatlılarda. İsimler bilmiyorum ama hepsini seviyorum. Şerbetli tatlı. Evet, bu sütlü şerbetli. Sütlaç gibi mi? Sütlaç. Evet, sütlaç. Türkiye'deki en şaşırdığım bir nokta. Yürüyorum sokakta, bu kaç kere oldu. Biri geliyor bana sormaya. Pardon, bir şey soracağım, buyurun. Nerelisin? Fas diyorum. Ha belli. O zaman belliyse niye soruyorsun? Yani ona çok şaşırdım. Peki, kaç kere oldu? Şey dedim. Ne? Bana da oluyor da o yüzden. Bana hiç olmadı. Belliyse. Nerelisin? Koreliyim. Ha ben anlamıştım zaten. Neden diye sordun mu hiç? Japon desem onu da anlamıştım diyecektin. Ama değişik. Garip. Yani tarzı da var. Manken. Sanırsam zaten. Yok ben yeni manken oldum. Yeni mi? Ha yeni mi oldun? Nerede oğlum yapıyorsun şu sen an? Sen yeni manken oldun ama doğuştan manken misin? Anladın mı? 90 boyun var. Böyle slim fit bir kalıbın var. Belli. Mercedes'te falan oynamışsın. Yürümüşsün. Evet ilk. Abi ben güzel de yürümek istiyorum. Nasıl yürünüyor? Nasıl? Kanka kaslara bacağına gitme. Bir bacağını kopyalattır böyle. Yok şey zaten çıkabiliyorsun. Bak Koreli bazı defiller çok farklı boya şey yapmıyorlar. Boya bak. Lego gibi çıkarayım sana vereyim. Bir şey konuşuyoruz. Pardon abi. Türk kültürel olarak kültür şok yaşadın mı? Ah burada böyle bir şeyler yani bu şey böyle aynen mi yapılıyor? Bizim çok farklı, burada çok farklı. Ya sana en garip gelen ne oluyor garip ya burada? Yani yanlış anlamayın da çok konuşurken çok küfür ediyorlar. Ona çok şaşırdım. Yanlış anlaması. Aynen. Doğru öyle. Aynen. Ben de onu şaşırdım. Oldum. Evet. Önce gelirken bunu demedim. Buz patek kayıyorsun. Peki. Türkiye'de yaşa yaşa bana da kaydı. Benzeyen lezzetler veya benzeyen bir şey. Fas'ta Türkiye'de yok, aynı. Hiç, hiçbir şey hiçbir şey benzemiyor. Hiç. Direksiyon nerede? Direksiyon solda mı sağda mı? Ortada no, no direkt ortada gidiyor. Arkada. Tek koltuk var şey yanlar boş. Evet arkadaşlar. Manken ve Fas'la arkadaşımız İsmail'e Fas hakkında konuştuk. İtalyanlara nasıl bakıyorsunuz? Bizim ne kadar genel kültür hakkında bilgisiz olduğumuzu. Zaten İtalyanlar bazı bütün Faslar İtalya'da zaten. Eyvallah. Seçeceğim ona göre. Abone olmayı, beğene basmayı unutmayın. Yorum atın, Instagram'dan takip edin. Ya ne Instagram'ı? Oğlum takip kiralım. Bugün tren yolda da dedim. Bye bye. Ciao. Kendinize iyi bakın.